Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. 13. lem'a. 3. işaret sual. Bunlar malumat olarak söylüyorum, kelam dersleridir. İlmi kelamın mevzularıdır bu mevzular. İlmi kelamdan böyle güzel dersler akideye dair. Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşid ediyor ve onun cüz'i hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Muhteşem 3 tane 4 tane sual. Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları. Kur'an-ı Kerim ehli dalalette olanlardan şikayet ediyor. İnne şirkele zulmün azim diye şiddetle tekrar ediyor. Kesretli tahşidatı, ehli dalaleti hizaya getirmek için, yola getirmek için devamlı Kur'an-ı Kerim'in cehennemle ehli dalaleti, ehli küfrü, ehli şirki tehdit etmesi ve aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Kur'an-ı Kerim'de istikamet var, ölçü var, itidal var. Her şeyi birbirine münasip tenasübü var Kur'an-ı Kerim'in. Ve bunların hepsinden oluşan, selaset cezaletinden oluşan bir belagatı var Kur'an-ı Kerim'in. Bu belagata uygun gelmiyor. Ne demek? Yani düşünün, kocaman bir adam düşünün. Rambo gibi böyle kaslı, güçlü, 50 tane adamı dövecek bir adamın. Ondan sonra Emirhan'ı çok güçlü bir silahla, dünyanın en büyük silahıyla, belki bir mermisiyle bir ülkeyi yok edebilecek bir silahla tehdit etmesi. Ya Emirhan kim? 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında bir çocuk. Derler ki ya şuna bak, kocaman adam ufacık çocukla uğraşıyor. Derler ya hani. Kur'an-ı Kerim'de kocaman rububiyeti ve uluhiyeti olan Allah küçücük insanı tehdit ediyor. Nasıl bir sual? Acayip değil mi? Kur'an'ın üslubuna ve belagatına muvafık düşmüyor. Yani öyle görünüyor. Adeta aciz bir adama karşı, küçük bir çocuğa karşı, eli kolu sakat, ayağı sakat bir adama karşı orduları tahşid ediyor. Kocaman cehennemi, melaikelerini tahşid ediyor, harekete geçiriyor. Onları üzerlerine salıyor tehditleriyle. Ve onun cüz'i bir hareketi için, ya insan ne yapmış? Ya işte namaz kılmamış, içki içmiş, namazı terk etmiş, ibadeti terk etmiş, zekatı vermemiş, kumar oynamış. Cüz'i bir şey yok. Hatta namaz gibi bir ibadeti kılmamak, bir şey yapmak da gerekmiyor hatta, değil mi? Hani bir şey yapmış da değil, adam bir şey yapmamış yani. Terk var. Bu bir şey yapmamasına rağmen Cenab-ı Hak onu binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor. Müflis, normalde insanın özelliğine neyi yarattı ki insan? Hiçbir şey yaratmadı. Müflis, iflas etmiş. Mülkünde, Cenab-ı Hakk'ın mülkünde hiçbir hakkı ve yeri olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi, sanki Allah'ın mülküne ortakmış gibi, mütecaviz bir şerik gibi Kur'an-ı Kerim önce insana o ehli dalalete mevki veriyor. Allah'ın muhatabı, Allah'ın rakibi, Allah'ın düşmanı oluyor. Dolayısıyla sanki küçücük insan Allah gibi oluyor, haşa. Kur'an-ı Kerim önce ona mevki veriyor, ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Çok dehşetli 3-4 sual bir paragraf. Hemen cevabını verecek şimdi üstadımız. El cevap. Bundan başka cevabı yoktur. El cevap. Hakiki cevabı budur. Onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete, sapkınlığa suluk ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Çok mahlukatın hukukuna küçük bir işle çok büyük zarar veriyorlar. Mesela nasıl? Tabii çok verdiğimiz bir örnek. Şimdi
Ben gördüm Umre'de gelirken, hac tarafından gelirken, Umre'den gelirken 480 kişilik de uçak. Bir köy yani. Peki pilot ne iş yapıyor? İşte kokpit mi diyorlar? Oraya girsen baksan bir küçücük kol vardır. Bütün sistem kendi çalışıyor. Sadece tuşa basıyor veya basmıyordur. Bak 480 tane can neye? Bir tuşa, bir adama bağlanmış. Cüz'ü bir fiiliyle 480 adamı öldürebilir mi? Öldürebilir. Öyleyse o adam uçağı düşürse okyanusta bir fiili yapmamakla, küçük bir tuşa basmamakla veyahut da işte hararet ibresini veyahut da rota ibresini takip etmemekle küçük bir fiili fazladan yapsa veya terk etse. Fazladan yapsa veyahut da terk etse. Bir tuşa basmak kadar kolay bir fiili. Her çocuğun yapabileceği. O uçağı düşürse denize, okyanusun ortasına, binler insan veya işte 300-400 insan o uçağın içinde ölse. Şimdi hakim ne diyecek? Hakim sordu. Sen ne yaptın kardeşim? Vallahi ben bir şey yapmadım. 480 adam öldürülür mü? Ben bir tuşa bastım sadece. Veya bir tuşa basmadım. Ne suçum var diyebilir mi? Demin bir şeyden bahsettik birinci derste. Cüz'i hukuklar helal edilir. Ben bir adamla aramda olan bir meseleyi, o bana kızar, ben ona kızarım. Hakaret ederiz, birbirimizi döveriz. Sonra derim ki hakkımı helal ettim derim. Barışırız. Ama başkasının hukukuna, umumun hukukuna tecavüz edilirse o helal edilmez. Ona göz yumulmaz. Ona saf dilane tamam denilmez. Anlatabildim mi? Ya ne olacak sanki? Ya bir şey olmaz. Hizmette de böyle mesela. Adamın üzerine düşen bir fiil var, bir faaliyeti var. Adamın bir şey yapması gerekiyor. Ya ben bir şey yapmadım ki diyor. Doğru, yapmadın. Ama ne yaptın? Yüzlerce, binlerce, milyonlarca, 100 yıldır Risale-i Nur hizmette çalışan bütün insanların yapmış olduğu faaliyete zarar verdin. Ona göz yumalım. Yumamayız. Ona helal edelim. Edemeyiz. Ona işte tamam diyemeyiz. Niye? Bazı çok küçük cüz'i fiiller vardır ki küçüklüğüyle beraber binlerin hukukuna, umumun hukukuna sirayet ettiği için zararı külli olur. İşte Kur'an-ı Hakim, herhalde sual anlaşıldı. İşte Kur'an-ı Hakim ne diyor? Sualimizi tekrar hatırlayalım. Neydi? Küçücük insan kocaman Kur'an, kocaman azameti külli ihatalı olan, rububiyeti ve uluhiyeti olan o Allah, o büyük Allah küçücük insanı tehdit ediyor. Adeta çok büyük orduları olan bir kumandanın 100 bin askeriyle Emirhan gibi 5 yaşında bir çocuğu tehdit etmesi gibi. Bu Kur'an'ın belagatına uygun düşmüyor. Zahiren sualimiz bu. El cevap. Neydi? Şeytanlar ve şeytanlar uyanlar dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle gemi örneğini, uçak örneğini verdik. Gemi de bunun içine girer. Dümeni çevirip çevirmemek. Küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle veyahut da çok küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semerai sahilleri boşa gider. Neticeyi amellerinin, yaptıkları bütün fiillerin neticesinin mahvına, yok olmasına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, şanlı sahibi, büyük hükümdar, o geminin sahibi, o asiden, o küçücük fiilini yerine getiremeyen, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip, büyük şikayetler edip, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Onun için yani diyor ki bu gemide 5.000 mürettebat var. 3.000 kişi kazan dairesinde çalışıyor. O 3.000 kişinin kazan dairesinde çalışması için 12.000 kişi yerin 3.000 metre altında çalışmış, kömür çıkartmış gelmiş. 5.000 kişi kömürü gemiye taşımış. 10.000 kişi 7.000 yıllık bilgi birikimini toplamış, uçağı, gemiyi icat etmiş. Gemiyi yapmış. Bak nerelere dağıldı? Bir geminin yapılması 7.000 yıllık insanlığın birikimidir. Bunu yapmış ve içinde 2.000 tane de servetini, çalıştığı parayı buraya yatırıp seyahat etmek isteyen yolcu var. Eğer bu geminin direksiyonunu, gidonunu, dümenini sağlam tutmaz, işini yapmaz, rotayı takip etmez, pusulayı takip etmez isen bu 100.000, 1 milyon insanın hesabını senden çıkartırım derse burada bir uyumsuzluk veya bir münasipsizlik, yanlışlık görünmüyor. Çünkü milyonlar insanın o gemiye irtibatı olduğu için umum insanların umumun hukukuna tecavüz hükmüne geçtiği için elbette 100.000 insanın hakkını
o insandan almak için veya 1 milyon insanın hakkını o insandan almak için elbette o sultan-ı zişan, o büyük padişah, o adaletli padişah, o adamı elbette, o yani o kaptanı, gemiyi süren adamı küçük tehditlerle, şakavari, şakayla karışık, imalı laflarla ikaz etmez. Gayet açık ve sert bir dille der ki bunu yaparsan sana bunu yaparım. Adeta 100.000 adamın tehdidini, 100.000 adamın zararını o adama bir anda gösterir ki o adam ürker, yanlış yapmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün mahlukatın hukukuna tecavüz eden ehli dalaleti çok sert ve şiddetli tehdit ediyor. Çok büyük bir hakikat. Ya ne kadar kolay anladık. Bak ya, ben şimdi kendi dünyamda düşünüyorum da. Ne kadar kolay anladım ya. Bak, dehşetli bir sualdi. İşte Velayet-i Kübra budur. İşte Risale-i Nur'un doğrudan doğruya Kur'an'ı göstermesi. İşte üstadımızın doğrudan doğruya Kur'an hakikatlerini insanlar bizim seviyemizde anlatması. E şimdi söyle kardeşim, eğer okumazsan ne olur? 3 tane sual okudum başta. 2 kere okudum. Hani sualin şiddetini göstermek için. Hepiniz de duydunuz ve dediniz ki Allah Allah, ne kadar dehşetli bir sual. İşin içine Kur'an girdi, Allah girdi. Hani harman çorman bir sual. Cevap bir cümle. İşte velillahil meselül ala. Cenab-ı Hak üstadımıza elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in en mühim bir icazı olan neyi? Sırrı temsil dürbününü ihsan etmiş. Kur'an'da olan temsilat-ı Kur'aniye'yi Cenab-ı Hak Üstad Hazretleri'ne açmış. Üstad onun için Kur'an'dan mülhem, devamlı basit temsillerle, misallerle çok büyük hakikatleri çok kolay anlatıyor. En küçük, o küçücük çocuk bile onu anlıyor, diyor ki elhamdülillah. Evet, hatta o gemiyle alakadar bütün vazifelerin semere-i sahilerin ve netice-i amellerin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı o asiden dehşetli tehdit ediyor ve onun cüz'i hareketini değil, bak yaptığı o bir tuşa basmak, geminin direksiyonu tutmamak veyahut da o uçak kaptanının, pilotunun joystick'i takip etmemek gibi küçük bir fiilini değil amaç orada. Ne peki? Belki o hareketin müthiş neticelerini, dehşetli neticelerini nazara alarak o sahibi zişanın zatına değil, yani benim için değil. Şimdi burada bir sual daha vardı. Neydi? Allah kendisine küçücük insanı rakip arıyor. Ha, Allah rakip almıyor bak, zatına değil. Sualin biri de o değil miydi? Kocaman Allah küçücük insana, hiçbir mülkü icada yaratmaya kabiliyet olmayan insan sanki Allah'ın mülkünde ortakmış gibi, işte şirk koştuğu için sanki esbabı veyahut da kainatta mevcudatı, maddeyi yaratmaya kabiliyeti varmış gibi Kur'an-ı Kerim ona öyle bir mevki veriyor, muhatap alıyor. Muhatap alması Allah'a rakip yapıyor yani Kur'an-ı Kerim önce o insanı. Sonra insanı cezalandırıyor. Öyle değil diyor. Yani Cenab-ı Hak zatına değil. Peki ne? Zatına değil. Çok ince tabirler. Elhamdülillah. Allah ya, bir cümle ya. O sahibi zişanın zatına değil. Belki raiyetinin, yani yarattığı kulların, mahlukatın hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de bu misali tatbik edelim. Sultan-ı Ezel ve Ebed dahi küre-i arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan ehli dalalet olan Hizb-ü Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiatlarıyla, şeytan ve şeytanın yoluna giden şeytanın askerlerinin zahiren küçük tahribatıyla, küçük dokunuşlarıyla, hatalarıyla, isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri için mevcudatın ve zaif-i aliyelerinin neticelerini, mevcudatın, yaratılan bütün mahlukatın âli vazifesinden gelen, ortaya çıkan matlup neticeleri iptal ettikleri için, etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat etmek aynı belagat içinde mahz-i hikmettir. Kur'an'ın belagatına uygundur. Mutabık-ı muktezai haldir. Mahz-ı hikmettir, bütünüyle hikmettir. Gayet münasip ve muvafıktır. Mesela anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bu ise diyor 2 şeye mütevakkıftır. 1. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü dünyada dinlenildiği zaman dünya devam edecektir. 2. O zatın sözü dinlenilmezse kainat helak edilecektir. Dünyanın yaratılması ve devamı da Peygamber Efendimiz
yok olması da peygamberimiz. Öyleyse bir insan şeytanlara tabi olup şeytanların yolundan gider, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini tahrip ederse farkında olarak olmayarak, belki 100 bin sene daha devam edilecek olan dünyanın, o 100 bin sene devam edecek dünyada yapılacak ibadetlerin, tesbihatların, namazların, büyük alimlerin, büyük insanların mümkünat cinsinden gelme ihtimaline binaen o insanların tahribatları kıyametin kopmasına sebep olduğundan 100 bin sene belki dünya devam edecekti. Binlerce alim çıkacaktı. Bütün mahlukat tesbihat yapacaktı. Kıyamet erken koptu. Yani dünya müsabakası kapandığı için. Öyleyse 100 bin senenin yapılacak ibadet tesbihatının iptalinin cezasında soracak Allah-u Teala. Yani mümkünat cinsinden dahi. Acayip değil mi? Çünkü aklıma birden geldi de orası. Çünkü iki şey mütevakkıftır diyor. Birisi o muallim üstadın sözünün dinlenilmesidir. Bu ise kainatın sebebidir, yaratılış sebebi. Diğeri ise kainatın devamı da o zata bağlıdır. O zatın sözü dinlenilmezse kainat elbette helak edecektir diyor. Haşir bahsinden bir numune okuyayım buna. Cumhurbaşkanı diyor. Hesap ederek ben cumhurbaşkanıyım, sana öyle hesap. En üst mertebe ne memlekette? Diyor ki bu adam cumhurbaşkanı olacaktı. Sen bu çocuktun. Ya bu adam zaten memlekete hıyanet edecekti. Bomba patlatacaktı. Onu düşünmüyor. En iyi ihtimalle cumhurbaşkanı. İşte memlekete uçak icat edecekti bu adam. Sana ona göre ceza veriyor. Öyle. Cenab-ı Hak öyle yapıyor. Ha şimdi bir yer var. 10. sözün mukaddimesinde. İnşallah bulurum. Çoktandır okumadım orayı da. Demek... Mukaddimede şurada. Hatıra gelmesin ki. İnsanın aklına şöyle bir sual geliyor. Hatıra gelmesin ki. Şu küçücük insanın ne kıymeti var ki, ne emniyeti var ki. Şu koca dünya onun muhasebe-i amali için kapansın. Başka bir daire açılsın. Yani şu insan ne ki koca dünya onun yüzünden, onun hesaplanması için, onun hesabı için kapatılacak. Başka bir dünya açılacak. Çünkü şu küçücük insan camiyeti fıtrat itibariyle, aklımıza böyle bir sual gelmesin. Şu küçücük insan dediğin küçük insan camiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir usta başıdır. Şu mevcudatın usta başısıdır. Ve bir dellal-ı saltanat ve bir dellal-ı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi azaba müstahak olur? Yani insan şu kısacık 50 yılda muhteşem bir sual. Benim Risale-i Nur okumaya ilk başladığımda dikkatimi çeken en mühim mevzulardan birisi. Sual olarak yani. Yani 50 yıl günah işlemişsin, hata yapmışsın. Hadi cezamız 500 yıl olsun. Ama halidine fiha ebede. Ebedi hayat nasıl olur? Hani 50 yıllık bir cezanın neticesi, hatanın neticesi, cezası sonsuz olur mu ya? Muhteşem bir sual. İman ve itikat. Demin dersin başında söyledim. Kelam dersidir bunlar hep. Çok kuvvetli ilim dersleri yani. Evet. Bu mesele var ya, bu okuduğum mesele. 13. sual. 13. lem'a. İşaret sualler. Kocaman ordinarius profesör olan, dünyada eşi benzer olmayan ehli itizal. İmam-ı Vasıl buradan mutezil oluyor işte. Cebriye mezhebi buradan çıkıyor. Kaderiye mezhebi buradan çıkıyor. Bu meseleden. Bu okuduğumuz 13. dilema var ya. Üstad müceddit ve müştehid olduğu için tabii ki derin bir iştihat ile ne yapıyor? Giriyor o meseleyi, Cebriye ve Mutezile'yi ayırıyor, ehli sünneti gösteriyor. Yani küçük mevzular okumuyoruz. Nazarı dikkatinizi celbetmek için söylüyorum. Basit meseleler okumuyoruz. Kocaman ordinarius profesör. En büyük adam kimse o işte. Hasan-ı Basri'nin talebesi. İmam Vasıl fıkıhta dehşet bir adammış yani. Acip bir adammış. Ama işte bu meseleyi çözemediği için mutezili olmuş. Önce kaderici olmuş, sonra mutezili. Allah muhafaza. Ha bu ne? Bakın çok küçük mesele, çok büyük bir meseleyi üstadımız iki misalle, üç misalle anlatacak. Bu gibi sualler. Şu kısacık ömürde insan nasıl ebedi azaba müstahak olur? Zira küfür şu mevcut, şu mektubat-ı samedaniye derecesinde olan ve kıymetinde olan şu kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, yani küfür Allah'ın zerreler adedince, atomlar adedince, esir maddesi adedince yarattığı
şu sonsuz kainatın en büyük bir mektup, Allah'ın bize yazdığı mektup olma derecesinden manasız, kıymetsiz, abesiyet derecesine düşürdüğü için bütün kainata tahkir, bütün kainata hakir görmek, küçültmek, olduğu gibi bütün mevcudatta cilveleri ve nakışları görünen Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin, Allah'ın mukaddes isimlerinin inkar ve red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi delilleri tekzip olduğu için, yalanlamak olduğu için, Allah'ın sonsuz delillerini yalanlamak olduğundan elbette o küçücük insan küçük fiiliyle, küçük ameliyle veya yapmamasıyla bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz delillerini, nihayetsiz Esma-i İlahiyesinin nakışlarını, tecellilerini, bütün mevcudatın zerreleri adedince kudret-i ilahiyeyi red, inkar, tahrik, tahkir veyahut da tekzip olduğu için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Nihayetsiz bir cinayet işlemiş sayıyor. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı gerektirir. Peki nihayetsiz azap nasıl? Nihayetsiz cinayetten nihayetsiz azap nasıl olur? Bir de ona da suale de cevap okuyayım inşallah. 276 mıydı? Sual, evet, 276. Sual, kısa bir zamanda küfre mukabil. Burada bu sözlerdeki yer itikat olarak deliliydi. Burası da ilmi delili. Bir itikat delili, itikat delili sözlerden az önce okuduğum yerde. Bu da ilmi delilidir bunun. Nedir? Sual, kısa bir ömürde, kısa bir zamanda küfre mukabil, hadsiz bir cehennemde hapis nasıl adalet olur? Sonsuz hapisteki adaletin hikmeti nedir? El cevap, sene 365 gün olması itibarıyla bir dakikada katil, bir dakika adam öldürüyorsun, bir kurşun atmak 7.884.000 dakika hapis cezasını kanunu adaletle iktiza ettiği halde, yani 15 seneye tevafuk ediyor. Bir dakika küfür 1000 katil hükmünde olduğundan, bir an küfür etse insan, bir an Allah'ı inkar etse, bir an farkında olmasa, bir an gaflete, bir an dalalete düşse 1000 cinayet olduğundan. Niye 1000 cinayet? Sual, niye 1000 cinayet dedi burada? 10.000, 100.000 sonsuz değil de 1000 cinayet? 1001 Esma-i İlahiye'den dolayı. Yani bilinen 1001 Esma'yı inkar ettiği için 1000 cinayet hükmünde olduğundan dolayı bir katil, 1000 katil hükmünde olan, 20 sene ömrünü küfürle geçiren, küfürle ölen bir adam, kanun adaletle, üstad hesapladı şimdi, 1 dakikadan 20 seneyi hesapladı, 365 gün 24 saatten 60'ar dakikadan, neymiş? 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene beşerin kanun adaletiyle hapse müstahak olur. 15 seneye tevafuk yine. Elbette halidine fiha ebede, adalet-i ilahiyle veç-i muvafakatı bundan anlaşılıyor. Birbirinden gayet iki uzak, iki adedin sırrı münasebeti şudur ki. Şimdi dedik ki bizde Allah'a inkar etmekle adam öldürmek arasında ne bağlantı var? Bunun sebebi ne? Üstadımız niye bu misali verdi? Birisi tahrip, birisi de tecavüz. Tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapar. Oradaki tevafuk, ortak payda, kesir sayısı orada ne? Başkasına zararı var. Katil de başkasına zarar, küfür de başkasına zarar. Gayre tecavüz olduğundan dolayı bir dakikada katil, adam öldürmek lakal, zahiri esbaba göre 15 sene maktulün hayatını selbeder katilin. Onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, 1001 Esma-i İlahi inkar ve nakışlarını tezyif, nakışlarını zayıf görmek, kabul etmemek, basitleştirmek ve bütün kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar etmek olduğundan delail-i vahdaniyeti, Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini, delail-i vahdaniyeti, vahdaniyet delillerini tekzip, yalanlama ve şehadetlerini red ve inkar olduğundan Kur'an hakimin dehşetli tehdidatıyla esfel-i safiliğine atar, halidine de hapseder. Ebedi olarak onları o halidine denilen cehennemde hapseder. Niye? Bütün mahlukatın, saymakla bitmeyecek olan mahlukatın, bir de az önce verdiğimiz örnekte, bir de imkanat nevinden olan 100.000 sene daha dünyaya yaşayabilir. Senin küfrün yüzünden, inkarın yüzünden Cenab-ı Hak kıyameti koparıyor. Bütün onları varmış gibi hesaplıyor adeta. Ona göre seni cezalandırıyor. Bu normal kanun hukukta da böyle. Şeyin öyle diyorlar. Hırsızlığın biri bini olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır. Zaten İslamiyet'te öyledir yani.
İsterse adam 1 lira çalsın, isterse 100 bin lira çalsın, kolu kesilir yani. Hırsızlığın biri, bini olmaz. Öyleyse bu küfrün de azı çoğu olmaz. Birini inkar ettin mi zincir gibi kainat birbirine bağlı olduğu için bütün kainatı inkar etmek hükmünde oluyor. Evet, işte malumdur ki böyle az bir hareketle çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kalaya iltica etmeyen çok perişan olur. Bakın demin konuştuk. Bir insan. Peki sual. Hemen soralım. Dehşetli kala ne? Cevaplayayım. Hepiniz biliyorsunuz, ben cevaplayayım. Şu cemaatin şahsı manevisi. Az önce çay içerken orada bir şey konuştuk. Dedik ki ne dedik, hatırlayan var mı? Cemaatin şahsı manevisi istikamettir. O istikamet ise abilerimiz, kardeşlerimiz, cemaat bariyer gibi cemaatin kenarında adeta insanlar, bizler yani o bariyerlere çarpıp sağa sola çıkamıyoruz. İstikameti muhafaza ediyoruz. Kur'an'dan gelen bir istikamet. Onun için bu asırda Risale-i Nur'u okumayan, anlamayan, idrak etmeyen, bunu izah ve ispata ciddi manada hazırım. En büyük alim de olsa istikameti muhafaza edemez bu asırda. Çünkü Kur'an'dan başka istikamet yolu yok. Bu asırda o Kur'an'ın istikamet yolu Risale-i Nur'dadır. Onun için bakın ben dikkat ediyorum mesela. Bazı abilerimiz, kardeşlerimiz derslere gelenler, artık her kimlerse. Bunlar istikameti muhafaza edemiyorlar. Ne demek? Ders Risale-i Nur'u okumuyorlar düzenli. Risale'nin okumadığı için hiçbir zaman istikamet ölçülü olmuyor. İstikametsizlikte istikamet kazanıyorlar adeta. Ölçüsüzlükte ölçü kazanıyor adam. Sabitleşiyor mesela. Niye? Cemaatin şahsı manevisi içine girip, yani şuranın tabiriyle okuyayım, şuranın tabiriyle, metin kalaya iltica etmeyen. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne bende istikamet var, ne sizde istikamet var. Cemaatin şahsı manevisinde istikamet var. Kur'an'ın sahibi olan şu Risale-i Nur şahsı manevisinde istikamet var. Ölçü var. Onun için kitap okumayan, düzenli kitap, ben bakıyorum mesela adam 3 sene, 5 sene, 10 sene geçiyor. Düzenli bir kitap okuyamıyor. Kitabı, sayfalar düzenli tutturamıyor. Hayatına bakıyorsun, dünyasına, her şey istikametsiz. Ölçüsüz, dengesiz, müvazenesiz. Şahs-ı maneviye girmiş, erimiş mi diyorsun? Bakıyorsun orada da yok. Hiçbir şeyde istikamet ve ölçüyü tutturamıyor. Hizmette vazife veriyorsun, tutturamıyor. Peki bu adam şeytana oyuncak olmaktan başka çaresi yoktur. Bakın sabrederseniz, belki ifadelerimiz ağır geliyor ama sabrederseniz 13 tane sual okuyacağız. Her sual içinde de 4'er 5'er tane sual var. Geçen hafta dedik ya, geçen ay 2 sual okuduk, şimdi 3. sual. Yani bu asırda Risale-i Nur'un şahsı manevisi. Bu demek şu demek değil. Her tarafta istikametli cemaatler var. Allah selamet versin. Ehl-i sünnet olan. Ama Kur'an'daki ihtinasına tal müstakim. Yani ifrat, tefrit, vasat. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. İffet, şecaat, hikmet. Bu üç vasatı tutturabilecek ilim de yok. Derin bir iştihat da yok bu asırda kimsede. En büyük tarikat şeyhi, en büyük allame olsun. Olmaz. Bu asrın müceddidi Kur'an'dan doğrudan doğruya Risale-i Nur gibi bir ilhamla, adeta Kur'an'ı gösteren bir ilhamat ile veyahut da şumullü bir ilhamla Risale-i Nur'da bu istikamet ortaya koymuş. Biz de ne yapacağız? Bu Risale-i Nur eserlerinin etrafına toplanacağız. Cemaatin şahsı manevisinin içine gireceğiz. Ne yapıyoruz? İsmail abi yanlış yapıyorsun. Oradan vuruyorum, istikamet geliyor. Tam ben çıkacağım, o tutuyor beni, kurtarıyor. Ahmet abi şöyle oluyor. Yani adeta cemaatin şahsı manevisi çelik bariyer gibi biz sağa sola çarpmıyoruz. Yani çarpıp dönüyoruz en fazla. Ama dışarıya çıkmıyoruz elhamdülillah. Ama bu herkese nasip olmaz. Bazen bakıyorsun adam istikametsizlikte istikamet kazanmış yani. Acayip bir şey. Acınacak bir hal yani. Hiçbir şey vaktinde yapamaz, zamanında yapamaz, verilen vazifeyi tam yapamaz. Hizmetin meselelerini düşünmez, dertlenmez. Hizmet derken hizmet Kur'an'dır yani. Ben değilim. Hizmet dediğimiz bizim bu dershanemiz değil sadece. Kur'an, Allah, Resul-i Ekrem'in davası. Ama başka dünyevi meselelerde istikametli olabilir. Ama uhrevi meselelerde olamaz asla. O uhrevinin tecellisi de dünyevi meselelerinde görünür. Neyse uzatmayalım. Yani şimdi okuyoruz bazen. Yanlış anlaşılmasın. Çelik metin kalaya girmezsen kurtulamazsın. Biz de şöyle bir şey bekliyoruz. Ha. Şu mitralyozları geçirmeyen çelik zırhlar var ya, krom nikelin ondan sonra en üst seviyede kullanıldığı paslanmaz çeliğin, ondan sonra sıkılıyor, onlar kurşun geçmiyor. Herhalde öyle bir şey lazım ki bu zamanda. O değil. O çelik kala şu cemaattir. Şu şahs-ı manevidir. Birbirimizi ikaz eden, doğru yolu gösteren. Kardeşim sen niye böyle yapıyorsun? Yoksa
dışarıda alkışçı çok fazla. Önemli değil mi? Bizi alkışlayan insanlar çok fazla dışarıda. Ama burada kardeşim yanlış yapıyorsun. Ben ikaz etmezsem size hakiki dost, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle size doğru yolu gösteren dosttur. Hadis-i şeriflerin ifadesi de bu yönde. Yani sizin dostunuz size Allah'ı gösterenlerdir. Size doğruluğu gösterenlerdir. Kusurlarınızı size söyleyip yardımcı olanlardır gerçek dostlarınız. Ama tabii isteyene istemeyen için de zaten bir şey denilmez. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kal'a Kur'an'dır, içine gir, kurtul. Başka yok. O çelik semavi kal'a Kur'an'dır. Başka hiçbir yor yok. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize nasip etmiş Kur'an'ı bu asırda.